Sayın Profesör Doktorumuz Barış Şenkol, sağlıklı teşkil edilmişlerdir. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, değerli resim mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 4. Cumhurbaşkanı Sayın Görge İvanov. Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Sayın Hasan Mehmet Sekizköy. Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Recep Süleyman Özdil. Saygıdeğer Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Dursun Erdem. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Sayın Salih Murat. Kıymetli milletvekilleri, Üsküp Vakfı'nın değerli üyeleri, sayın rektörler ve üniversite temsilcileri, sivil toplum, iş dünyası ve medyanın değerli temsilcileri, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin değerli rektör yardımcıları, dekanları, akademik ve idari personeli, sevgili öğrenciler, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı münasebetiyle Evlad-ı Fatiha'nda soydaşlarımızla bir araya gelerek bu güzel günde coşkumuzu paylaşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'a teşrifleriyle bizleri onurlandırdıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuşmacılarımıza söz vermeden önce sizleri Makedonya merkezimizin tarafından hazırlanan üniversitemizin kısa tanıtım filmini izlemeye davet ediyorum. Buyurun. İnsani yükümlülüklerinin farkında olan ve gelişmekte olan küresel dünyanın zorlu ortamında bilgi birikimine sahip, tecrübe edilmiş, rekabetçi bireyler ve geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz. Makedonya ve Türkiye'nin alanlarında saygın ve tecrübeli öğretim üyelerinden oluşan akademik kadrosu, çağdaş, nitelikli ve kaliteli eğitim anlayışıyla Uluslararası Balkan Üniversitesi 2017 yılında
Şangay Üniversiteler Sıralamasında Makedonya'nın en iyi üniversitesi seçilmiştir. Eğitimdeki yüksek kalitesinin yanı sıra Uluslararası Balkan Üniversitesi, Makedonya'da Erasmus Artı ve Mevlana Öğrenci ve Personel Değişim Programı'nı en iyi uygulayan üniversitedir. Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye ve Makedonya'da akredite edilen bir yüksek öğretim kurumu olmanın yanında YÖK tarafından tanınırlığa ve denkliğe sahip ÖSYM kılavuzunda yer alan Makedonya'daki ilk ve tek üniversitedir. Sayısız kongre, sempozyum ve konferansa ev sahipliği yapan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde spor faaliyetleri, bahar festivalleri ve bağış yardım kampanyaları gibi birçok kültürel ve sosyal faaliyetler de düzenleniyor. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz, almış oldukları rekabetçi ve uluslararası eğitimle başta devlet kurumları olmak üzere Türkiye'deki lider kuruluşlarda, vakıflarda, yüksek öğretim kurumlarında yüksek standartlarda kariyere sahip olmuşlardır. Gelecek için mükemmellik. Uluslararası Balkan Üniversitesi. Kayıt videoda yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz değerli konuklar. Şimdi selamlama konuşmalarına geçiyoruz. Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Dursun Erdem Bey'i davet ediyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere. Buyurun. Evet. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Şentop, Sayın Kuzey Makedonya Eski Cumhurbaşkanımız George Ivanov, Sayın Türkiye Büyük Millet Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçimiz Hasan Mehmet Sekizköz Kök ve kıymetli hazırım. Kuzey Makedonya'nın eğitimde birinci ve eğitim alanında marka olan üniversitesi Uluslararası Balkan Üniversitesi'ne hoş geldiniz. ...2007 yılından itibaren kutlanmaya başlayan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı, Makedonya'da yaşayan Türkler için çok büyük önem arz etmektedir. Yahya Kemal Beyatlı'nın da söylediği gibi, Türkçenin çekilmediği yerler vatandır. Ancak çekildiği yerler vatanlıktan çıkar. Vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçedir. Bizi biz yapan en temel unsurlardan birisi dilimizdir. Çin'den Adriyatik Denizi'ne kadar yayılan geniş Türk coğrafyasında yaşayan yüz milyonlarca soydaşımız ortak dilimiz olan Türkçe ile gönüllerini birbirine bağlıyor. Dil demek hem lisan demek hem de gönül demektir. Bizim için dil coğrafyası gönül coğrafyasıdır. Şu an dünya üzerinde konuşulan dillerin ve milletlerin isimleri dahi ortada yokken Türkçe ile metinler yazılıyordu. Makedonya'da yaşayan Türkler için çok büyük önem arz eden bu bayrama her yıl verdiği desteklerden ötürü öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'a en derin şükranlarımı sunuyorum. Makedonya'da ve yakın coğrafyada yaşayan bütün Türk vatandaşlarımızı ve gönüldaşlarımızı da 21 Aralık'tan dolayı kutluyorum, arz ederim efendim.
Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz ve programımızın selamlama konuşmalarını yapmak üzere Üsküp Vakfı Mütevelliye Heyeti ve Üniversitemizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Süleyman Özdil'i sahneye alıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Sayın George Ivanov, Üsküp Büyükelçimiz Sayın Hasan Mehmet Sekizkök, çok değerli milletvekillerimiz, üniversitemizin kıymetli mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri, sayın rektörlerimiz, değerli rektörümüz Mehmet Dursun Erdem ve tüm öğretim üyeleri, Kuzey Makedonya Sivil Toplum Kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, Türkiye'den ve Makedonya'dan katılan değerli misafirlerimiz, üniversitemizin değerli akademisyenleri ve mensupları ve kıymetli öğrenciler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu topraklarda her daim coşkuyla kutlanacak olan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nı başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop hocamız ve siz değerli dostlarla birlikte idrak ediyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu güzel günde üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Bugün güzel bir gün. Hepimiz çok mutlu ve coşkuluyuz. Bildiğiniz gibi Türkçe ve Türk toplumunun Balkanlardaki varlığı Osmanlılardan da öncesine dayanmaktadır. Türkçe sahip olduğu kadim tarihi birikim sayesinde bu toprakların ve Balkanların ortak kültürünü inşa eden en önemli dillerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu topraklar için yüzyıllarca barış ve huzurun korunmasına aracılık eden Türkçemiz, insan olma ve insan kalabilme davasının en önemli kültürel öğesi olarak Balkanların sosyal ve entelektüel hayatının merkezinde daima yer almıştır. Hiç kuşkusuz her daim bu ulvi meşalenin kesintisiz yanmasına vesile olmaya da devam edecektir. Değerli misafirler, sevgili öğrenciler, üniversitemiz Türk diline, Türk kültürüne ve Türkçenin önemine binaen birçok faaliyete imza atmış bir Kuzey Makedonya Yüksek Öğretim Kurumu'dur. Türkçemizin önemine dair faaliyetlere, ilgili etkinliklere daha fazla ehemmiyet göstererek Türkçe Eğitim Bayramı'nın Makedonya Türklerinin varlığının göstergesi olmasına büyük bir iştiyakla katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan çok değerli meclis başkanımıza, Kuzey Makedonya eski cumhurbaşkanına, Türkiye'den gelen milletvekili dostlarımıza, Kuzey Makedonya Sivil Toplum Örgütlerinin kıymetli temsilcilerine, siz kıymetli akademisyen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Son olarak, özellikle bu topraklarda yaşayan soydaşlarımızın ve hepimizin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nı üniversitemizin mütevelli heyeti adına kutluyor, katılımınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi üniversitemize her daim destek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti önceki Cumhurbaşkanı Sayın Ivanov, değerli büyükelçimiz, değerli milletvekillerimiz, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı ve mütevelli heyet üyeleri, değerli rektörümüz, kıymetli hocalarımız, değerli öğrenciler, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz.
Malumunuz bugün 21 Aralık. 21 Aralık Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde Türkçe Eğitim Günü. 2007 yılından bu yana buradaki Türk toplumu tarafından bir bayram olarak kutlanan bir gün. O tarihten bu yana Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği 2007'den bu yana bu 15 yıldır çeşitli etkinliklerle bugünü kutluyor. Ben 2011 yılında ilk defa milletvekili seçildim. Ondan önce de 21 Aralık'ta müteaddit zamanlar buralarda bulundum. Ondan sonra da bulundum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz buradaki bu Türkçe Eğitim Günü'ne her zaman üst düzeyde katılım gösterdik. Ben meclis başkanı olduğum 2019'dan itibaren de istisnasız olarak her yıl bu programlara katıldım. Tabii burada Türk toplumunun varlığını ve kimliğini muhafaza etmesi bakımından Türkçe çok önemli, çok temel bir unsur. Dolayısıyla Türkçenin eğitim dili olarak kullanılması ve geliştirilmesi, biraz da çocuklarımız, gençlerimiz tarafından öğrenilmesi çok önemli. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti çok dilli, çok kültürlü, farklı inançlardan insanların bir arada barış içerisinde yaşamış olduğu bir devlet. Bu açıdan dünyadaki birçok ülkeye de örneklik teşkil edebilecek mahiyette. Buradan bir şey geliyor mu yoksa başka bir şey mi var? Tamam, benim anlattığım mı yoksa bir metin üzerinden mi gidiyorlar? Bu açıdan çok önemli. Balkanlar dünyada tarih bakımından çok eski dönemlerde yerleşim, farklı medeniyetlere mekan olma bakımından çok önemli bir merkez. Uzun yıllarda bu topraklarda yine aynı şekilde farklı dilden, farklı inançtan, farklı kültürlerden insanlar yüzyıllarca bir arada yaşamışlar. Burada bir farklı kültürlerden gelmekle beraber ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti de inşa etmişiz. Bunun en önemli unsurlarından birisi de buradaki Türk toplumu ve Türkçe. Bu açıdan Türkçenin iyi bir şekilde öğrenilmesi, öğretilmesi, ona önem verilmesi bizim için de çok kıymetli bir husus. Türkiye Cumhuriyeti olarak da bu konuyu yakın takip ediyoruz ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile yakın işbirliği içerisinde her zaman birlikte bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Ben bütün burada yaşayan Türk kardeşlerimizin Türkçe Eğitim Günü'nü tebrik ediyorum. Bugüne gerçekten destek veren, şimdi farklı programlar yapacağız. Benim geldiğim her yıl Makedonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı toplantılara katıldı. Sayın Başbakanlar katıldı. Nitekim bugün öğleden sonra yapacağımız toplantıya da yine Sayın Başbakan katılacak. Sayın Cumhurbaşkanları her zaman bize destek verdiler. Sayın Ivanov destek verdiler her zaman. Dolayısıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne de bu konuda teşekkür ediyoruz. Yüksek düzeyli takımları destekleri için. Değerli arkadaşlar, tabii Uluslararası Balkan Üniversitesi'ndeyiz. Bu üniversite Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin ikili ilişkilerinin gelmiş olduğu noktayı göstermesi bakımından çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin buraya, bu ülkeye, bu dost ülkeye, kardeş ülkeye bir iletişim köprüsü olarak kurmuş olduğu bence en önemli yatırım. Birçok tabii sanayi, üretim, istihdam alanı açan yatırımlar var burada. Türkiye'den gelen iş adamı, iş kadınlarımızın yatırımları var şüphesiz. Ama bence en önemli geleceğe kalacak olan yatırım bu üniversitedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve her zaman himayelerinde, çünkü ne zaman bir sıkıntı, bir sorun yaşansa maddi manevi Sayın Cumhurbaşkanımız o sorunun çözümü için seferber olmuştur. Birçok çevreyi, insanları seferber etmiştir. Bu üniversite esasen onun fikri ve onun eseridir. Onun öncülüğünde bu üniversite 2006 yılında ilk başlamıştır, Mart ayında. O yıldan bu yana da işte 15 yıl doldu, 16. yılın içindeyiz.
hem fizik mekanlar olarak, hem öğrenci sayısı itibarıyla, hem eğitim öğretim yapılan alanların sayısının artışıyla, hem akademik kadrosu itibarıyla, hem de akademik çalışmaları, yayınlar ve diğer akademik çalışmalar itibarıyla çok gelişti. Yeterli değil tabii ki. Biz her zaman bu üniversitenin sadece Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin değil, Balkanların, sadece Balkanların da değil, Avrupa'nın en önemli kurumlarından, eğitim kurumlarından birisi olmasını arzu ediyoruz. Hep arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da bu yönde telkinlerimizi, görüşlerimizi ifade ediyoruz. Çok önemli gelişmeler kaydedildi. Ama bunların daha da ileriye taşınması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, değerli öğrenciler, yaşadığımız dünya çok önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Bu değişim süreci birçok alanda gözde görülür şekilde takip ettiğimiz bir süreç. Ama belki diyebiliriz ki bu değişim sürecinin en önemli boyutu, lokomotifi, dinamosu aslında bilgi. Bilgi konusu. Benim ortaokul öğrencilik yıllarımda 1980'lerin başında merakım vardı birçok konuyla ilgili. Tabii bunları aklımıza takılan sorular, konular, kelimeler, kavramlarla ilgili olarak nerelerden ulaşabiliriz diye. Şimdi belki buradaki genç kardeşlerimizin hayal bile edemediği bir şeydir bu. Şimdi elinizdeki telefonla istediğiniz aklınıza takılan ne varsa hemen bakabiliyorsunuz. Tabii o zaman bunları öğrenebilmek, bakabilmek için, çok basit bir bilgiye ulaşabilmek için de ders kitapları dışında kütüphanelere gitmeniz gerekiyordu. Oralarda da çok detaylı bilgiler yoktu. O zamanlar ansiklopedi bulabilmenin peşindeydim o yıllarda. Nihayet bir ansiklopedi bulmuştum. Böyle genel kültür ansiklopedisi, bir hayli kalın bir ansiklopediydi. Hepsine değil ama bazı merak ettiğimiz şeylere oradan ulaşabiliyorduk. Tabii sonra çok gelişti teknolojik imkanlar. Bilgiyi, hem bilginin kendisi çok gelişti, arttı sayıca miktar olarak. Ama öbür taraftan bu bilginin ulaşılabileceği kaynaklarda da çok büyük değişim yaşandı. İşte bugün şu anda burada ben size anlatırken bile belki merak ettiğim, tam olarak emin olmadığım bir hususu, bir konuyu cep telefonundan araştırma, bakma imkanına sahibim. Bir şeye daha dikkat çekmek isterim. Tabii bu bir boyutunu anlattım ben. Yani basılı ansiklopediden bahsediyorum size 80'lerin başında. Bu ne demektir? Bu ansiklopedi basılmış, bitmiş, yani tamamlanmış, donmuş. Bilgiyle ilgili yeni gelişmeler, farklılıklar ortaya çıktığında bu ansiklopediye bir şey ekleyemezsiniz. Bu yıllarca devam ediyordu. Basıyorsunuz, satışta bir ansiklopedi, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl falan devam ediyor. Devam ediyor, bir sorun da değil bu. Niye? Çünkü bilgide de değişiklikler olmakla beraber, ama genel anlamda, genel perspektif, bakışla bilgide çok fazla değişiklikler de olmuyordu. Fakat şimdi öyle hızlı bir gelişim var ki, mesela bir baktığınız bir bilgiyi belki birkaç ay sonra o bilgide önemli ilaveler, değişiklikler söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla dünyamızda temel olarak bu değişimin dinamosu, lokomotifi diyebileceğimiz şey esasen bu çok hızlı bilgi değişimi, çok fazla bilgi üretimi meselesi. Eskiden yine üniversitelerde de, liselerde de öğrencilere bilgiyi aktarmak önemliydi. Yani eğitimin, öğretimin temel, belki birincil faaliyeti bilgi aktarmaktı. Çünkü bilgi hem az hem nadir bir şey, az bulunan bir şey. Hem dediğim gibi kaynaklar az. Dolayısıyla öğretmenler, hocalar öğrencilere bilgi aktarmaya çalışıyorlardı. Fakat şimdi bilgi o kadar kolay, cebimizde taşıyoruz. Herkesin kolaylıkla bilgiye ulaşma imkanı var. Ama bu bilgilerin bu çokluğu içerisinde doğrusuyla yanlışı da birbirine karışmış durumda. Hatta bu pandemiden hareketle bazı akademisyenler, yorumcular, düşünürler infodemi diye bir kavramdan bahsediyorlar. Yani
bir bilgi salgını, ama olumlu anlamda değil, olumsuz anlamda bir salgın olarak da bahsediyorlar. O kadar çok enformasyon, bilgi var ki, işte temel meselemiz bu kadar çok enformasyon içerisinde, bilgi içerisinde bunun doğrusunu yanlışından ayırabilmek, yanıltıcı olanı, manipülatif olanı olmayandan bir ayırabilmek önemli. Dolayısıyla artık bilgiyle beraber aslında eğitim öğretimin de mahiyetinde bir değişme var. Daha önce bilgi aktarma üzerine kurulu olan temel olarak eğitim öğretim faaliyeti, şimdi bilgiyi kritik etme, değerlendirme, eleştirel yaklaşma üzerine kurulu ve doğru bilgiye nasıl ulaşabiliriz, doğruyu yanlıştan ayırıp nasıl ulaşabiliriz eğitimini verme, bunu öğretme üzerine kurulu. Dolayısıyla artık hocalarımız da bir farklı durum içerisinde öğrencilere aktarırken bir donmuş, bir sabit, tamamlanmış bir bilgiyi değil de sürekli gelişen bir bilgiyi ve belli kriterleri öğretmek suretiyle bunu takip edebilme imkanını öğrencilere aktarıyorlar. Tabii öbür taraftan bir başka şey, bu da bir bunun çıktısı olarak söylenebilir. Eskiden eğitim, öğretim faaliyeti tek yönlü bir faaliyetti. Sadece hoca, öğretmen onu öğrenciye aktarıyordu. Hocadan öğrenciye doğru bir faaliyetti. Şimdi öyle değil. Şimdi öğrenciden hocaya doğru da bir aktarım söz konusu. Çünkü öğrenciler de her türlü bilgiye ulaşabiliyor, doğrusuyla yanlışıyla. Bunları tartışma, müzakere etme ve hocanın da kendini yenileme ve yetiştirme, geliştirme zorunluluğu ortaya çıkartan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu açıdan bir taraftan bakarsanız o anlattığım çerçevede işler bayağı zorlaştı. Ama bir taraftan da çok daha eğlenceli, çok daha öğretici, yetiştirici hale geldi. Bu açıdan üniversitelerimizin ben eski o klasik kalıpların içerisinden çıkarak birebir öğrenci-hoca içerisinde, ilişkisi içerisinde, bir interaktif öğretim bağlamı içerisinde faaliyetlerini sürdürme zorluğu ile veya vizyonu ile karşı karşıya olduklarını ifade etmek isterim. Dolayısıyla Türkiye'de birçok üniversite, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde buna uyum sağlayan, bu yeni dediğim gibi perspektiflere uyum sağlayan üniversiteler kendilerini geliştiriyorlar. Sağlayamayanlar da yavaş yavaş kaybolma süreçlerine giriyorlar. Bütün bunları anlattıktan sonra şunu söylemek isterim. Yani üniversite meselesi, değerli gençler, arkadaşlar, bir etiket veya bir diploma, bir alacağınız bir kağıttan ibaret olmaktan çıktı. Eskiden çok önemliydi. Yani bir diploma bir yere astığınız zaman duvara çerçeveletip diploma birçok işi görebiliyordu. Şimdi görmüyor. Niye? Aşağı yukarı herkesin diploması var önemli ölçüde. Bu yetmiyor. Bazı üniversitelerin diplomaları çok daha mesela etkiliydi. Şimdi o da yeterli değil. Çünkü sizin o diplomayla, diplomayı aldığınız o süreç içerisinde hangi yetenekleri kazandığınız, neler öğrendiğiniz, muktesebatınız önemli ve bunu nasıl gösterebiliyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz? Bununla bulunduğunuz ortama, çalıştığınız işe nasıl bir katkı sağlıyorsunuz? Bu önemli hale geldi. Dolayısıyla hani ben bir şekilde derslere devam etmeden de olur, şöyle olur, böyle bir diplomayı alayım da gerisi kolay diye düşünüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. O dönem geçti artık. Bütün anlattığım bu değişim süreçleri bizi öyle bir noktaya getirdi. Bir taraftan tabii gerçek manada yani o diplomanın size vermiş olduğu eski tabirle selahiyeti, yetkiyi tam olarak bunu hazmetmiş biri olmalısınız. Ama bu da yetmiyor. Tabii sürekli dediğim gibi bilgi geliştiği, değiştiği için sürekli bir öğrenme içerisinde de bulunmanız ve kendinizi yeni gelişmelere de uygun halde yetiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla üniversite bir taraftan bilgi, evet, ama daha çok o bilgiyi doğru bir şekilde değerlendirebilme yeteneği, imkanı size kazandırırken bir taraftan da hayat boyu nasıl kendinizi geliştirebilirsiniz, öğrenmeye nasıl devam edebilirsiniz, bunu sağlayacak bir yol haritası size sunuyor. Bu açıdan ben bu anlayışlarla Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin bu anlayışlar içerisinde çalıştığı, hareket ettiği ve bu anlayışlarla öğrenci yetiştirdiği kanaatindeyim. Bu yolda ilerliyor. Bu açıdan
bir yabancı dille öğrenim yapılması burada çok önemli. Çünkü buradan çıkacak bir öğrencinin sadece Kuzey Makedonya'da değil veya Türkiye'ye giderse sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında çalışabilecek, orada bir toplumsal katkı sunabilecek bir güce, bir imkana sahip olması lazım. Bu önemli. Ama işte bugün de 21 Aralık olması münasebetiyle bir kere daha hatırlatmak isterim. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin işbirliğinin çok büyük, çok önemli bir meyvesi olan bu üniversitenin en önemli işlerinden, hedeflerinden birisi de çok iyi bir şekilde Türkçe öğretmek ve bu Türkçeyi hem öğrencilere öğretmek hem Türkçe üzerinde çalışmalar yapmak, Türk dili edebiyatı üzerinde çalışmalar yapmak en önemli vazifelerinden, görevlerinden de birisi. Bakımdan ben Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin bir kere daha Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin en önemli bir meyvesi, en önemli bir yatırımı olduğunu tekrarlamak, ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, fazla uzatmayacağım. Tabii bir değişimden, dönüşümden bahsediyoruz dünyada. Hakikaten zamanın çok hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. Ama içinde bulunduğumuz için bunun çok farkında değiliz. Gayet tabidir. Çünkü biz olayları bir zaman akışı içerisinde arka arkaya yaşıyoruz. Çok fazla sürprizler olmuyor akış içerisinde alışkın olduğumuz için. Buna dair bir örnek vermek isterim. İstanbul'un fethi süreciyle ilgili kronikler vardır. Bizans döneminden de Sayın Cumhurbaşkanı da tarihçidir. Kronikler vardır. Kronikler gün gün olayları tutan eserlerdir. Bir değerlendirme yapmaz. Bugün şu oldu, bugün şu oldu, bugün şu oldu. Tarihle beraber yazar. İstanbul'un fethi sürecini Osmanlı kroniklerine baktığınızda işte Edirne'den Osmanlı ordusunun yola çıkışı İstanbul'a doğru her gün anlatıyor bunu. Gün gün şu oldu, bu oldu falan. İşte surları kuşatmışlar. Her gün gelişen olayları anlatıyorlar. İşte 25 Mayıs 1453, 26 Mayıs'ta saldırıyorlar surlara falan. 27 Mayıs, 28 Mayıs, 29 Mayıs'ta içeri giriyorlar surlardan içeri. 30 Mayıs falan devam ediyor. Şimdi onu okuduğunuz zaman hiçbir olağanüstülük yok. Yani normal bir akış içerisinde. Zaten bir önceki gün az daha giriyorlarmış, ondan sonra bir daha az kalmış falan. Ertesi gün girmişler içeri. Bunu olağanüstülük olmaksızın gayet normal bir süreç olarak anlatıyor. Niye? Çünkü o gün gün, saat saat o olayı yaşayan birisi. Halbuki işte yaklaşık bir 100 sene sonra İstanbul'un fethi tarihi bütün Avrupa'da bir çağın kapandığı, yeni bir çağın başladığı bir tarih olarak alınıyor. Ama bunu ancak dediğim gibi 50 sene, 100 sene sonraki tarihçiler anlamış, fark etmişler bu olayın büyüklüğünü. Ama bu olayı yaşayanlar tam o büyüklüğün farkında değil. Bu açıdan biz de bugünlerde yaşadığımız olayların, karşı karşıya kaldığımız olayların büyüklüğünün sonraki olaylara ne derecede de tesir edeceğinin tam farkında değiliz. Tabii tarih baktığımızda bir kronolojiden ibarettir esasen. Yani yıllar, işte aylar, haftalar, günler, saatler vardır tarihte ve tarih bunun üzerine kuruludur. Bunlar da matematik olarak belli bir ölçüye ve sabiteye sahiptir. Ama tarih kitaplarına bakarsanız öyle değildir. Bazen bir yılın, belki bir ayın anlatıldığı ciltlerle eserler vardır. Bazen de işte 10 yılın, 20 yılın, 100 yılın şöyle bir 5-10 sayfa içerisinde anlatıldığı eserler vardır. Ansiklopediler, tarihleri anlatan belli bir coğrafyanın veya belli bir devletin tarihini anlatan eserlere baktığınızda her saat, her ay aynı değildir. İlber Ortaylı Hoca'nın bir kitabının ismi İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı kitabın ismi. En uzun yüzyıl. Yüzyılın uzunun kısası olur mu? Adı üstünde. Adı yüzyıl yani. En uzun yüzyıl dediğim 19. yüzyıldır. Dolayısıyla 19. yüzyıl bilhassa bu coğrafya için Osmanlı Devleti bakımından da hem meydana gelen olaylar hem bunların etkisi de değerlendirildiği zaman önceki yüzyıllarla mukayese ettiğinizde gerçekten de çok uzun bir yüzyıl olmuştur. İşte bazen tarihin akışı bir ırmak gibi benzeterek ifade edecek olursak
bazen ırmak hızlanır, debisi artar suyun. Nerede? İşte daraldığı yerlerde, dönemeçlerin olduğu yerlerde artar hızı, debisi. İşte tarihin dönemeçlerinde, kavşak noktalarında bir hızlanma yaşıyoruz. Olayların sayısı artıyor, etkisi artıyor. Böylece en uzun 100 yıl ortaya çıkıyor. İşte bugünlerde bence, belki bundan 100 olmaz ama 10 sene, 20, 50 sene sonra yazan tarihçiler bu dönemlerin insanlık tarihinde, bilhassa bölgemizde en uzun yılların, en uzun haftaların, en uzun saatlerin yaşandığı dönem olduğunu ifade edecektir. Bunun biraz farkında olmamızda fayda var. Tabii bu dönemde önemli olan hususlardan birkaç şeye değinerek bitireceğim sözlerimi. Bakın çok yakınımızda bir coğrafyada bir savaş yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı. Çeşitli sebepleri var. Rusların izahları var bununla ilgili. Ukraynalıların izahları var. Çeşitli Avrupa ülkelerinin neden böyle olduğu, nasıl olmalı falan buna dair açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin var, başka ülkelerin var. Bu, tabii bütün bu açıklamaları yaparken bu perspektif dediğimiz şey çok önemli. Bizim fotoğrafçı arkadaşlarımız var burada. Fotoğraflara baktığınızda yani fotoğraf çekmek çok basit bir şeymiş gibi tabii geliyor hepimize ama işte o perspektifi bulabilmek çok önemli. Bunu yapabilmek için de bir yerde durmanız gerekiyor. Bir şeyleri esas almanız gerekiyor. Oradan hareketle bir yere bakıyorsunuz. Dolayısıyla neleri önceliyorsunuz? Sizin olaylara bakışınızda esas olan nedir? Bu çok önemli. Biz Türkiye olarak bu olayda dahil olmak üzere ama yıllardır uluslararası meselelere bakarken temel perspektifimiz insani bir bakış açısıdır. İnsanı esas alan bir bakış açısıdır. Şimdi işte bunu savaş başladıktan sonra da, başlamadan önce de bunu gösterdik. Başladıktan sonra da gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir yaklaşımda biliyorsunuz dünyanın en temel krizlerden birisi tahıl kriziydi yakın zamanda. Bu sadece tahılın azlığı meselesi değil, şüphesiz onu yaşayan ülkeler de var ama aynı zamanda tahıl piyasalarındaki bozulma sebebiyle fiyatların çok yükselmesi de söz konusuydu. Bu konuda iki ülkeyle de görüşebilen Rusya ve Ukrayna'yla ve bu konuda bir İstanbul Sözleşmesi dediğimiz bir sözleşmeyle tahıl koridorunu işler hale getiren ülke Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi enerjiyle ilgili benzer bir kriz yaşanıyor. Burada da meseleyi sadece işte savaş devam ederse Rusya yıpranır falan veya işte devam ederse şöyle olur böyle olur hesaplar üzerinden değil. Orada bu şartlar altında ölen insanlar var. İşte enerji hatlarının tahrip edilmesi sebebiyle kış şartlarında soğuk donan insanlar var. Günlük gıda ihtiyacını karşılamada sorun yaşayan insanlar var. Çok ciddi ölçüde bir göç gerçekleşmiş. Yakın coğrafyadan bahsediyorum ama sadece yakın coğrafyamız değil. İşte biraz Orta Doğu'ya gittiğinizde, işte Afganistan'a gittiğinizde, dünyanın birçok yerinde bu tür sorunlar var. İşte dünyada bilgi bu kadar arttı dedik, bir küreselleşme var, bilginin küreselleşmesi gibi hususlarda dahil olmak üzere. Ama küreselleşme deyince tabii bizim hep bu materyalist, kapitalist bakış açısı küreselleşmeyi sadece paranın serbest dolaşımı, eşyanın, emtianın serbest dolaşımı gibi algılıyor. Ama her şey aslında serbest dolaşıma girdi. Virüs mesela değil mi? O da serbest dolaşıyor. Çin'de başlayan, ortaya çıkan bir virüs çok kısa bir süre içerisinde dünyanın her yerine bütün mutasyonlarıyla dolaşıyor. O da küresel. Tabii hastalıklar da küresel. Bunu anlamalıyız. Ama sağlık da küresel olmalı. Biliyorsunuz bu konuda da aşıyla ilgili yaşadığımız sorunları bazı ülkeler ihtiyacından çok fazla stoklar yaptılar. Başka ülkeleri gözetmeden ama sadece kendi vatandaşlarınızı aşılasanız yetmiyor. Çünkü başka bir ülkedeki virüs veya mutasyona uğramış virüs gelip yine sizin ülkenizi, sizin vatandaşlarınızı vuruyor. Dolayısıyla sağlık da küresel, barışın da küresel olması lazım. Yani şunu demek istiyorum, dünyanın herhangi bir yerinde bir insan barış içerisinde, huzur içerisinde, asgari insani şartlarda yaşamıyorsa bütün dünyanın, bütün dünyada yaşayan insanların güvenliği ve huzuru tehdit altındadır. Artık insanlık bu anlamda birbirine bütünüyle ve çok yakın bir şekilde bağlı hale gelmiştir.
Bizim önceliğimiz bu anlamda insan olmalı. İnsanı esas alan, var olan her şey, devletler, kurumlar, kavramlar, bütün teoriler aslında o tek insanın, insan için, o insanın bu dünyada insanca yaşayabilmesi için vardır. Bu anlayış içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. İşte Türkiye olarak biz uluslararası ilişkiler alanında bunu yapmaya çalışıyoruz ve halen de onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama o tabii o makro büyük politikalar, işte dünyayı yönetme idealleri, hırsları falan olan bazı siyasetçiler, bazı ülkeler buna karşı bir tutum içerisine girebiliyor ama bu önemli değil. Bundan sonra böyle bir dünyada bilginin bu kadar yaygın olduğu, küreselleşmenin bu kadar yaygın olduğu bir dünyada kazanacak olan insanı önceleyen politikalardır, insanlıktır. Biz bunun peşindeyiz. Başından tabii Uluslararası Balkan Üniversitesi bilgi verirken, bilgiyi değerlendirme imkanlarını ve yöntemlerini öğretirken, sadece diploma değil, ciddi bir potansiyel ve kapasite kazandırırken öğrencilere belli değerleri de önceleyen değer merkezli bakış açılarını da öğrencilere kazandırmalıdır. Ben bu yolda olduğunu, bu yolda ilerlediğini biliyorum. Tekrar böyle bir toplantı için hepinize teşekkür ediyorum. Hocalarımızı, öğrencilerimizi, Balkan Üniversitesi'nin yönetimini saygıyla selamlıyorum. Programımıza iştirak eden, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere değerli arkadaşlarımıza, Türkiye'den milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Selfie var. Biraz kalabalık. Kabul ederseniz. Çok teşekkürler. Orada. Evet. Mikrofonlar teslim edeyim. Güzel bir sayfa oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Programımız hediye taksimiyle sona ermiş bulunmaktadır. Bu hafta bugün de bizleri yalnız bırakmayan. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bursa'yı Doktor Mustafa Şentoğlu Beyefendi olmak üzere. Siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz. 21 Aralık Eğitim Bayramımız kutlu olsun. All of us.
said they applied, but they need the professor and the... Yes, it is approved. I checked it. From the dean is approved, but from the others, I don't know. From the dean, each, if for the, from the dean is approved, then it's all right. When